Sanayi bölgesi bizim burası çoğunda bazen. Orada da işsiz ücretsiz izne çıkıp da 1.168 lirayı bile alamayan arkadaşlarım var çok. Evet. Onlara hiçbir şey mi ödenmiyor yoksa? Başkanım ödeniyor ama 600 ile 800 arasında ödeniyor. Daha fazlası ödenmiyor. Annem de çalışıyor benim. Annem de aynı şekilde ödenek aldığında ücretsiz ne çıktı bir ay? Hesabına yatan 800 lira oldu. Daha önce dershane olan ama şimdi özel öğretim kursu olan, özel öğretim kursları olarak geçen bir kurumda muhasebe yöneticisiyim ben de. Evet. Tabii bu süreçten en yoğun şekilde etkilenen bütün sektörler çok olumsuz etkilendi. Ama eğitim sektörü daha da olumsuz etkilendi. Biz de bu süreçten önce ben kurumumdan ya 3 bin lira bir maaş alıyordum. Daha sonra tabii sürem yetmediği için kısa çalışma ödeneğinden de faydalanamadık Sayın Genel Başkanım. Evet. Yine 1.168 olan maaşından faydalanmaya başladı. Tabii rakam olarak asgari ücretin de şu an Bir hayli altında. daha altında o yani şu anki mevcut 2020'den yani 2020 TL'den şu an Evet. 350'ye çıkan asgari ücretin de geçim noktasında bir sorun olduğunu Evet. düşünürsek enflasyona göre. İskan. Tabii aldığımız o rakam geçim için hiçbir şey durum kazandırmıyor. Sizin pozisyonunuzda kaç arkadaş var tahminen Ardahan'da? Şimdi şöyle yani çok ciddi bir rakam var. Yani bu durum tabii sonuçta borçlandırmayı getirdi Sayın Genel Başkanım. Yani Evet. bu işin sonucu borçlanma oldu. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda tabii aslında en büyük kriz bu aylarda başlayacak gibi görünüyor. Geri ödeme Şimdi başlayacak diyorsunuz. hem bu hem hayatımızı daim ettirme noktasında ihtiyaçlarımızı karşılama durumu var. Hem de borçlandığımız paraların ödeme süreleri geldiğini düşünürsek ciddi bir sorun maalesef ülkemizi bekliyor. Merhabalar başkanım, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Veysi Bey, siz şu anda Diyarbakır'da mısınız? Diyarbakır'dayım başkanım. Evet, Diyarbakır nasıl? Vallahi Diyarbakır'da da aynı şekilde başkanım. Bu COVID-19'un çok yaygın olduğu söyleniyor Diyarbakır'da. Doğrudur, doğrudur başkanım. Bu da buradaki kesimlerde de çok görülüyor. Tabii ki Evet. basında bunlar söylendiği gibi değil. Daha da çok fazlasında Evet. var mı? Siz restoranda çalışıyordunuz değil mi, lokantada? Restoranda çalışıyordum başkanım. Biliyorsunuz malum Evet. ay pandemi süresinde evde oturduk. Evet. İlk ayımızda zaten 500 560 lira gibi bir para verildi. Ondan sonraki 2 ayda Çalışırken kaç lira alıyordunuz? asgari ücret hocam. Asgari ücret. Evet başkanım. Evet. 3 aydan sonra iş yeri Evet. açıldı. Üçüncü ayda bize verilen 1.168 lira maaşımızdan kesildi. Benim gibi olan birçok arkadaşım da var. Evet. İşte yani bu haksızlık olduğunu, bizden niye kesiyorsunuz? Yani Bizden niye çalıştıktan haksızlık? sonra değil mi? İşi yeniden işe başladınız. Evet Geriye başkanım. dönüp 1.168 lira aylıklarınızdan kesildi. Bir ay, sadece bir ayın kesildi. Biz de kabul Evet. etmediğinden dolayı benden işten ayrılmak zorunda kaldım. Evet. Zaten 3 ay boyunca 1.168 lira verildiği zaman bu bizim mutfak masraflarımız bile karşılanmıyordu. Demin Öyle. arkadaşımızın da anlattığı gibi borç almalarımız oluyor, kredi kartlarımız şişiyor. İşte bunları Evet. nasıl ödeyeceğiz? Onun derdine düşeceğiz başkanım. Kaç lira alıyordun daha önce çalışırken? Asgari ücret. Asgari ücret alıyordun. Evet genel başkanım. Evet. Benim 785 lira krediye girildiği zaman benim elimde kalan 383 liraydı. Şu an işten çıkma yasağı var. Evet. İşten çıkma yasağı kaldırıldığı zaman büyük ihtimalle işsiz kalacak. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Evlisiniz, Benim iki kızınız var, eşiniz var. evet genel başkanım. Sağ olsun komşularım vardı, abilerim vardı. Evet. Onların sayesinde 3 ay ben ayakta durdum. Evet. Ben devletten bir kuruş bile yardım almadım. Evet. Oysa devletin adı sosyal devlet. Evet. Yani fakirin fukaranın yanında olması gereken devlet. Başkanım bir de bir mevzuat söyleyebilir miyim? Tabii.
Televizyonlara çıkıp kredisi olanları öteleyeceklerini söylediler faizsiz. Evet. Ben bankaya gittiğimde bana faiz uyguladılar. Ya siz krediyi ertelemek istediniz, evet. Faizle ertelediler. Faizle ertelendiğini söylediler. Ben de bunu komşulardan borç para alarak ödeme yaptım. Evet. Ben komşularıma borçluyum. Umudumuzla ödediğimiz de sizsiniz. Hiç endişeniz olmasın. Sizin sözünüz olmak da benim görevim zaten. Bu ülkede bütün dar gelirlerin, ücretsizlerin, geliri olmayanların, çiftçilerin, yani toplumda üreten, alın teri döken ama döktüğü alın terinin karşılığını alamayanların hakkını savunmak benim görevim. Bu insani bir görev. Siyasi görev olmanın dışında insani bir görevdir. Böyle yapmak lazım. Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, dirliği için bu çok önemlidir. Her evde huzurun olması lazım. Her evde bereketin olması lazım. İnsanların huzur içinde akşam evine gitmesi lazım. Evine giderken en azından eve gidiyorum, huzur içinde gideceğim diye düşünmesi lazım. Çalışırken özveriyle çalışıyor zaten. Dolayısıyla çalıştığı, alın teri döktüğü iş yerinde emeğinin karşılığını alması lazım. Bu bizim temel hedefimiz zaten. Dolayısıyla sizin hakkınızı desteklemekte bizler gibi hani ülkeyi yönetmeye talip olan insanların görevi. Ben bu görevi seve seve yapıyorum. O nedenle sizlerin sorunlarını bizzat sizlerden dinleyip seslendirmek benim için de önemli. Hani böyle bir şey söyleriz ama efendim işte bak bu gene hayal peşinde koşuyor. Böyle bir olay yok, böyle bir gerçeklik yok diyorlar çoğu zaman. İşte kişi başına gelir 10 bin dolar, kişi başına gelir 12 bin dolar oldu. Efendim yok 7 bin dolara düştü. Şimdi 1168 lira alan bir kişinin kişi başına gelirini otursunlar dolarla hesaplasınlar kaç lira. Ve böyle milyonlarca aile var. Bir de hiç gelir elde edemeyen 10 milyon insan var. 10 milyon insan. Olağanüstü bir acı tabloyla maalesef karşı karşıyayız. Başkanım, umudumuz, ümidimiz Türkiye'miz olarak sizden umutluyuz. Sağ olun efendim. Umudumuzu kesmedik. Sağ olun. Elbette umutsuzluk yok. Türkiye mutlaka ama mutlaka güzel günlere kavuşacaktır. Bir şeyler kazanmak için inşaatta çalışıyorum. Ben alüminyum fabrikasında çalışıyordum özel bir sektörde. Evet. Maaşımız onlara biraz yüksek geldi. Ki benim durumum şu anda arkadaşlardan biraz daha farklı. Benim maaşım 4000 liraya yakındı. Bizim maaşımızı yüksek buldular. Bizi ücretsiz izne gönderdiler ve bizi izne gönderirken dediler ki iş yükünüz az, ondan evet. Dolayı sizi gönderiyoruz ve bizi izne gönderirken de bizim yerimize bir düşük maaşla eleman almışlar. Evet. Bizde de yani ben ve abim aynı yerde çalışıyorduk, yaklaşık 2 senedir orada çalışıyoruz. Yaklaşık 3 aydır da ücretsiz izindeyiz ve toplamda 3 ayda toplam yatan para bile 2000 lira bile yok yani. 1168 lira bile yatmıyor. Aylık 500 lira, 600 lira, 800 lira yatıyor. Toplam 2000 lira bile yatmamış yani bana. Şikayete bulundum. Artık iş yerini mahkemeye kadar götüreceğim. Hani hakkımı savunmada kararlıyım. Hakkımı da yedirmeyeceğim. Hakkınızı yedirmeyin. Gerekirse size o konuda hukuki destek de. Biz Kocaeli'ndeki bizim il başkanımız avukat zaten. Eğer siz de kabul ederseniz Kocaeli'nde de arkadaşlar sizin bu hakkınızı savunurlar. Sizin en azından yasaya göre hesabınıza 1168 lira para yatması lazım. Bunun altındaki bir para sizin hakkınızı çalmak demektir. Başkanım zaten şu 3 aylık dönemde hiç 1168 lira para yatmadı bana. Ne bana ne de abime. Ki evi geçindiren sadece ikimiz vardık. Şu anda ikimiz de izindeyiz ve evde 14 kişiyiz. Bayağı kalabalık bir aileyiz bir de. Hani geçimimizi zor yapıyoruz. Elektriği de suyu da hepsi bunların borçlu oluyor şu zamanda. Ki biz de bu kredilerden yararlandık ki ödeme günleri geliyor. Artık evet. Nasıl ödeyeceğiz diye düşünüyoruz. Ancak böyle inşaatlarda falan çalışarak hani günü kurtarmaya çalışıyoruz. Karın tokluğuna çalışıyoruz. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Ben 26 yaşındayım. Hani 2 senedir konuştuğum bir kız var. Evlilik düşünüyorum ama şu anda imkan olmadığı için evlenemiyorum. Ne birikim yapabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Şu anda onu yapacak durumum bile yok yani. Asla umutsuz olmayın. Önce onu söyleyeyim. Asla umutsuz olmayın. Çünkü hep birlikte bu ülkenin güzel insanları hep birlikte Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek hem yeteneğe hem kapasiteye sahipler. Bunu demokratik yollarla inşallah halledeceğiz. Kendim kozmetik ve pazarlama işi yapıyorum. Güzellik uzmanıyım.
5. 6. ay evde kaldık biliyorsunuz. En güzel yanı çocuklarımıza güzel bir vakit geçirdik ama o vakit içerisinde baktık ki çocukların çok ihtiyacı var. Çocukların isteklerini götüremeyince var olan bankamın bana verdiği tabiri caizse 5.000 liralık kredi kartım vardı. Kullanmıyordum çünkü kullanırsam ödeyemem diye düşünürken ama baktım ki 1.100 lira para yetmiyor. Sadece faturaları ödedim. Çocuklar her gün bir şeyler istiyor. Ameliyatlıyım, evdeyim. Baktım olmuyor. Mecbur kredi kartını dedim hanıma. Yani hanım ver de çocuktan çünkü isteklerine yetişemiyorum. Yani şimdi toparlamaya çalışıyorum. Bugün benim kredi kartı ödeme günüm ve ödeyemiyorum. İntiharlar biliyorsunuz arttı. Evet. Yani evet. İnsanlar birbirine kimse, yani sizin şu an bizi dinlediğiniz gibi kimse bizi dinleyemeyen insanlar size ulaşamayan, yani benim size şu an ulaştığım gibi ulaşamayan insanlar intihar edip artık biliyorsunuz ne olduğunu duyuyorsunuz. Sosyal medyadan da duyuyoruz. Evet. O yüzden hani biliyoruz ki milyonlarca emeklinin bayram gününden birkaç gün önce sizin meclise sunup o kadar uğraştığınız o emeklilikle alakalı aldığı 1.000 lira. Siz bunu dediniz ki en küçük askeri ücret dediniz ama bunu şu anki var olan iktidar 1.000 lira olarak yaptı ama o insanların yüzü güldü. Milyonlarca evet. emeklinin yüzü güldü. Evet. Tekrar söyleyeceğim şey sakın vazgeçmeyin. Bizim için. O konuda eğitim için. Evet. Ülkemizde olan eğitim eksikliği için sakın vazgeçmeyin. Hiç vazgeçmeyeceğiz bu memlekete huzur gelinceye kadar. İnşallah. Saygılar. Saygı benden efendim. Toplamda 4 defa maaş aldım. Bu ay bana yatan işsizlik maaşı 96 lira. Geçmiş dönemden primlerim de vardı. Kısa çalışma dışında 1168 lira yatması lazımdı. Evet. İşkur'a evrak veriyorum. Bunların işverenin İstanbul'a bağlı bir şirket olduğu için, Alman elçiliğine bağlı bir şirket olduğu için evet. bunların bir şekilde başvuru yapmaları gerektiğini söylüyorlar. 400 lira para yatıyor. Bu ne yemek parası, ne yol parası. Yani bu affedersiniz dalga geçer gibi bir para. 96 lira bir para. İşkur bu şekilde yatırıyormuş. Onlar da yani bir günah keçisi olarak şu an topu İşkur üzerine atıyorlar. İşkur mümkün değil. Ya İşkur bir devlet kurumu. Bir rakam belli. 1168 evet. lira. Yatması gereken para evet. 1168 lira. Dolayısıyla İşkur'un 96 lira para yatırması mümkün değil. Eğer İşkur bu parayı yatırıyorsa bu yasa dışı bir şey. Yani 96 lirayla siz nasıl evet. geçineceksiniz? Gerçi 1168 lira da büyük bir para değil ama özel hastanede mi çalışıyordunuz? Evet, özel hastanede çalışıyorum. Ameliyathane hemşiresiyim. Evet. Şöyle anlatmaya başlayayım isterseniz. Tabii. Ben 20'den önce asgari ücretle çalışan bir ameliyathane hemşiresiydim. Evet. Pandemi sırasında ben de diğer arkadaşlar gibi ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldım. Hastane yöneticilerim tarafından. Evet. Ücretsiz izne ayrıldıktan sonra daha sonra biz ameliyatlar oldukça tekrar hastaneye çağrılmaya başladık. Fakat kısa çalışma ödeneğinden yine bize verildi. Ama biz vakalarımıza devam ettik. Yani ücretsiz izne ayrılıyoruz ama tekrardan hastaneye gidip çalışmak zorunda kalıyoruz. 1168 liraya. Evet. Aynen öyle. Bunun bir kısmı İşkur üzerinden yattı, bir kısmı da hastane tarafından verilerek toplamda bana 1168 TL para verilmiş oldu. Evet. Bu şekilde çalışmaya devam ettim. Belli bir kısma kadar. Daha sonra hastaneye daha sıkça gitmeye başladıktan sonra yönetimle, topluca arkadaşlarımızla birlikte bu şekilde çalışmak istemediğimizi, geldiğimiz gün kadarını en azından alabilmemiz gerektiğini konuştuğumuz zaman içerisinde de gittiğimiz gün kadar maaşımızı almıştık. Halkın sesini duymamız lazım. Halkın sorunlarını halkın ağzından, vatandaşın ağzından dinlememiz lazım. Çünkü sorunu yaşayan sizsiniz. Bazılarınız evli, çocukları var, çocuklarınız var. Dolayısıyla evde bir anlamda çocukların beslenememesi, ailenin içinde huzursuzluk olması, borçlanma limitlerinin artması ya da borçlanma dışında başka bir seçeneğin kalmaması, bazı arkadaşların borçlanma dışında belki komşulardan veya yakın akrabalardan destek alması günlük hayatın bir parçası haline geldi. Tabii bunu bu yaşam bu türlü bu şekliyle bu yaşamı
uzun süre devam ettirmek mümkün değil. Umarım sizden tek isteğim, hiçbiriniz moralinizi bozmayın, hiçbiriniz umutsuzluğa kapılmayın. Emin olun hep birlikte, ama hep birlikte bu Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağız. Bu bizim görevimiz. Birlikte mücadele edeceğiz, kararlılıkla mücadele edeceğiz. İnsani ilişkiler içinde mücadeleyi büyüttüğümüz sürece emin olun Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız. Her biriniz, bakın hepiniz gençsiniz. Taşı sıksanız suyunu çıkaracaksınız. Emeğiniz var, alın teriniz var. Çalışıyorsunuz. Gidip kimseden bedava para istemiyorsunuz. Kimseye hakkınız olmayan bir parayı getirin bana verin diye bir talepte de bulunmuyorsunuz. Sadece emeğinizin karşılığını istiyorsunuz. Emeğinizin karşılığını inşallah size vereceğiz. Hep birlikte bunu başaracağız. Geldiniz, katıldınız, dertlerinizi anlattınız. Dediğim gibi her birinize tekrar şükran borçluyum. Her biriniz tek tek ailenize, benim ve arkadaşların selamlarını iletirse çok mutlu olurum. Üzülmeyin, Türkiye güzel bir ülke. Bu güzel ülkeyi hep beraber ayağa kaldıracağız. Hepinize tekrar en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.